Evet değerli izleyicilerimiz, bugün daha önce birlikte olduğumuz Erkene'mizin çok saygın kişilerinden değerli abimiz, Çerkez abimizle birlikteyiz. Merhaba Çerkez abicim. Merhaba, hoş geldin. Allah razı olsun. Nasılsın, iyisin inşallah? Allah razı olsun, sağ ol. Allah cümlemizden razı olsun. Sayın izleyicilerimiz, biliyorsunuz Çerkez abimiz Erkenek'te yıllarca davarcılık yaptı, yaylalara çıktı, dağ dağ dolaştı, bayırlık yaptı, kasaplık yaptı, dağ bayır dinlemedi. Geçimini davarcılıkla, kasapçılıkla, Erkenek'te esnaflık yaparak sağladı. Şimdi değerli abimize o yaşamış olduğu Erkenek'teki eski günleri kendisinden dinleyeceğiz. Sözü Çerkez abimize bırakıyorum. Buyur Çerkez abicim. Çerkez abicim, o Erkenek'te yaşamış olduğun duygu dolu anılarını, yaşamış olduğun geçmişlerini buradan değerli izleyicilerimize şiirinle, sözlerini aktarmak istiyorum. Buyur Çerkez abicim. Erkenek'teki geçen günleri anlatmak için kelimeler yetmez. Doğru. Çünkü Erkenek'in buradaki tarihi, eski tarihi değil, buradaki yerleşim tarihi benim doğumumla beraber 50'lerde başlamış. Ama ne yazık ki bugün geri başa döndük. Allah bir daha göstermesin. Amin. Eski günlere döndük. Amin. Şu an yaşama derken, tabii benim yaşantım çok farklı. Şöyle farklı, belki herkese nasip olmaz ama ben yetiştiğimde dedelerim vardı. İki tane dedelerim kardeş, dedelerim sağ. İç içe yaşıyorduk. İkisi de savaşı görmüş. Seferbirlik Savaşı'nda 8 sene savaşta bir fırk katılmış. Onları dinledik. Dedem bir tanesi 75'te vefat etti, bir tanesi 83'te. Onlardan dolu dolu öyle yaşadık. Babam 42'de askere gitmiş, 46'da gelmiş. 4 sene Alman harbinde bir gün izin kullanmadan askerlik yapmış. O tarihleri canlı olarak bunların ağzından dinledim ve yaşayarak. Amerikan tarihine de baktığınız zaman mesela buradaki şu görmüş olduğun eski evi 55'te babam yaptığını biliyorum. Evet. 55'te yaptım. 55'te. 55'te. O gün demer, tabi o gün böyle değil. Bütün herkes yaylaya çıkar. Biz de yaylacıyız. Davarımız var, çadırlara çıkardık. Hayat o dağlarda geçti. Aynen. Ama şu an işte ne yaptığımızı anlatmak için ne kelimeler yeter, ne de defterler yeter. Acizane olarak benim yaşadığım o anlarda birkaç kelimeyle ifade etmek gerekirse, biraz da izleyenler beni bağışlasınlar. Belki de biraz duygusallık olacak ama. Evet. Gençler belki bugünü onların yaşantısının dışında kaldığı için gençlere biraz yabancı gelebilir. Tabii. Ama benim yaşımda olan veya 40 yaştan yukarı olanlar o günleri daha iyi tanır ve benim ne konuştuğumu da belki onlar daha iyi anlarlar. Tabii. Diye düşünüyorum. Çünkü nesil şehirle şehirle evet, özeniyorlar. Evet, tabii evet, biz evet. Burada eskiden dağlarımızda büyüdük. Otlattık dağlarımızı. Yeri geldi ekinlerimizle geçindik. Biz o anları hatırlıyoruz. Yeni nesilimiz bilmez. Şimdi Çerkez abicim, o yaşamış olduğun duygularını şiirinle bu değerli izleyicilerimize aktarmak istiyorum. O şiirini senden rica ediyoruz. Ama şiir birkaç kelimeyle ifade edeyim. Yalnız tabii ilk benden duyanlar belki de benim böyle bu duygusal şey yapacağımı tahmin etmiyorlardır. Suç lisan olursa da affola. Birkaç kelimeyle anlatmaya çalışacağım. Yaylaya göçerdik biz de eline. Ömür geldi geçti esen yeline. Emekler zay oldu, gitti selinen, eski günleri arar, arar dururum. Yüksekleri bastı bir kara duman, bazen kar yağıyor, bazen de boran. Dağları sız kaldı, yurtlar perişan, eski günleri arar, arar dururum. Kar eridi, sular akar derede, lale, sümbül, gül biterdi orada. Hani bizim yaylacılar, aşiretler nerede? Eski günleri arar, arar dururum. Çadırı kurardık eski yurtlara. Sürüyü salardık yeşil otlara. Çan sesleri hoş gelirdi kulağa. Eski günleri arar, arar dururum. Yaylacılar gitti geri dönmüyor. Kuzusuz yaylanı dadı olmuyor. Sahipsiz mezarlar kimse sormuyor. Eski günleri arar, arar dururum.
Gül olayım, dağda yalnız gezerim. Bahar geldi, çiçekleri özlerim. Yaylacılar gelir diye yolu gözlerim. Eski günleri arar, arar dururum. Ağzına, yüreğine, diline sağlık. Şimdi bizim yaşadığımız hayatımız bu. Dinleyenler, umarım suçu lisan ettiysek affola, beni bağışlasınlar. Estağfurullah, estağfurullah. Ama bana göre bizim yaşadığımız hayatın gerçeği buydu, böyle yaşadık. Ağzına birkaç kelimeyle ifade edebildim mi bilemiyorum. Çok güzel oldu Şeker abicim. O sağ ağzına, ol. Yüreğine, diline sağlık sağ diyorum. Ol. Gerçekten duygu dolu sözlerinle bizi çok duygulandı. Bizi sağ geçmişe ol. Götürdün. Sağ evet, teşekkür şimdi, ederim. Sağ şimdi Çerkez abicim, bizi izleyen birbirinden çok değerli izleyicilerimize böyle bir selam sabah erkenekten göndermek istersin galiba. Cenab-ı Allah bu depremi bir daha kimseye göstermesin. Amin. Bütün dinleyenlere de sağlık, selamet, iyi günler diliyorum. Herkese saygı selamlar sunuyorum. Suçu lisan ettiysek affola, beni bağışlasınlar. Estağfurullah. Evet değerli izleyicilerimiz. Bugün erkenimizin çok ama çok değerli kişilerinden Çerkez Gül abimizle yine birlikte olduk. Başka bir programda buluşmak üzere. Her şey gününüzce olsun. Esen kalın, hoşça kalın.